87'de Fenerbahçe 2-1 öndeyken VAR hakeminin bu şekilde orta hakemi çağırması, pozisyonu izletmesi, sonrasında orta hakemin de dikkatsiz bir müdahale olarak yorumlayarak Sivasspor'a penaltıyı vermesi haftanın 33. haftanın en çok konuşulan konusu. VAR kayıtlarını dinledik. Dikkatsiz bir müdahale olarak yorumladı karşılaşmanın hakemi Güven Çocuğu. Ya, yorumladıysa penaltıyı verecek ama şimdi ben verdi de şöyle zaten söylüyorum. Verdi. E şimdi orada ne o? Serdar Dursun adam dank diye ayağına vurdu sahaya. Güm diye vurdu hem de. Direkt penaltı. Madem gri pozisyon bunu çağırdın ona da çağır. Ya niye milletin kafasında soru işareti bırakıyorlar? Size göre pozisyon penaltı mı? Bana göre bu değil de. Neyse dikkatsizmiş. Ya kaleci ne yapacak? Çıktı zaten. Şimdi aynı şey Galatasaray'ın başına gelse veya Beşiktaş'ın veya Trabzon'un veya Sivas'ın başına gelse herkes isyan ederdi. Fenerbahçe'de yaptı. Ben buna olabilir, verebilir, dikkatsiz. Tamam, kabul ettim. Hakem haklı, işte VAR haklı. İyi de orada Serdar Dursun'a dank diye sağ ayağına vurdu adam ya. Güm diye ceza sahası içinde. Tamam ya, orada hiç kişi... Ya medyada da böyle bir şey yok yani. Sosyal medyada da yok. Hayret ediyorum ben Fenerbahçelere. Ben o zaman o pozisyonu getiririm. Benim görüşümde o %100 penaltı. Yani %100 ama 99 değil penaltıydı. Serdar Dursun'un son dakikalarda ceza sahası içinde tabii kalmasına. Sağ ona yani da kontrolsüz müdahale diyorsunuz. Penaltı. Ne kontrolsüz? Kontrollü müdahale. Güm diye vurdu adamın ayağına. Yani ama temas var mıydı orada? Temas mı? Temasın teması ne teması ya? Ne teması ya? Dank diye ayağına vurdu ya. Yani ne yapsın sahtekarlık yapıp yere mi atsın? Gerek yok ki vurdu. Ya yok ya vurdu. Şu var. O zaman VAR'daki hakem onu da çağıracaktı. Mesela eline geldi yukarıdan. Tamam olabilir. Kafasına değmeden geldi. Eğildi hadi falan filan. Olabilir. Yok ama öbürüne ya benim aklım sığmıyor. Ben Fenerbahçe'li falan diye. Geçenlerde bir profesör arkadaşımız bana Fenerbahçe düşmüyorsun diye küstü. Açmıyor telefonu. Ya öyle... seslenelim. Hocamın hiç bir kimseye hiç ne düşmanlığımız var o ne bir şey olur. Biz bu arada yani şu Bülent'i de tebrik etmek lazım Bülent Uygun'u. Evet. Bak şimdi benim futbolcum. Mesela antrenörlükte diyorum ya kafası çalışan bir teknik adam. Anladın mı? Yani böyle çünkü şeylerde maçın içerisinde bir müdahalelerdi, taktikti, bilmem neydi. Mesela Emre'ye niye sol bek şeyi oynatmış dedi. Emre'ye bak deseydi ki ya ben bunun için oynattım diye. Güzel yaptı ama izah edemedi orada şeyi soruna. Şimdi Bülent burada gereken her şeyi yaptı. Şey adına. Yani nasıl oynanacaksa oynadı. Yani onu takdir ediyorum ama orada yok hocam büyük takımlara karşı. Baktığın zaman Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe daha mağlubiyeti yok yani. Ya neyse şu an yani büyük bu tip maçlarda ya çok iyi mücadele ediyor. Bir de maç öncesi sosyal medyada sürekli olarak işte Bülent Uygun ya maçı yatacak, Sivas Spor şöyle. Ya bıraksınlar bu işi ya. Ya Bülent, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bülent'in bütün gayesi nedir biliyor musun? Fenerbahçe'ye milli takıma teknik direktör olmak. Bir genç adam ne olabilir gayesi? Fener'i de yenecek, Galatasaray'ı da yenecek, bilmem Trabzon'u diyecek. Ya milli takım hocası olmak ister ya değil mi? Ya da Fenerbahçe'ye veya büyük bir takıma gitmek ister yani Bülent. Ona buna yatacak olur mu ya? Bülent'in kafası çalışan maçtan bir teknik adam yani. Çok ciddi bir tepkisi vardı doğru yani. O da baktığın zaman haklı. Maç öncesi yani. Çünkü maç önerirken baktığınız zaman yani böyle olağanüstü çirkin yorumlar vardı hocam. Boş ver onları ben, ailesine giren, ben, işte, şey, yapan, geçmişe giren olağanüstü çirkin. Tweetleri sildim ben. Sildim derken bakmıyorum biliyor musunuz? Hı hı. Ne hakaretler bana ya böyle yazmışlar falan filan. Neyse. Seveniniz de çok hocam. Hepimizin. Hep var hocam. Ama, zaten... ama ya yanlış şimdi bunu ben şimdi söyledim. Bana kim, yani kimse kızmasın arkadaş. Dank diye adama niye vurdun? Bam diye. Ben, ya şunu söyleyeyim. Mesela bazı adam elini kafasına değiyorsun penaltı veriyor. Ya bu futbolun ruhuna aykırı. Veriyor ama. Geçenlerde bir Adana Demirspor maçında aşağıdan eline çarptı penaltı verdi hakem. Ya penaltı ya kurala göre veriyorsun da futbolun ruhuna aykırı ya. Var nerede değil mi? Ne bileyim artık şunu söyleyeceğim. Yani burada o zaman onu da şimdi burada Fenerbahçeliler haksız şimdi bunu ya 10 kişinin 7'si yani tarafsız bu penaltı değil diyor. Tamam. Verdin. Ya onu da göster. Ya bak şimdi onu gösterse tamam mı? Ben şunu söyledim. Başkana da söyledim. Mehmet Büyükekşi'ye de. Niye ben hedef tahtasına geleyim? Açıklat kardeşim. VAR'ın protokolünü genişlet.
Var bunu çağıramaz, çağır. Hepsi çağıracak. Hocam o bizim ülkemize has bir şey değil. Şimdi bunun protokolü dünya çapında. Tabii, bir dakika hani Türkiye'ye ya. Özel şimdi bir burada, protokol orada, yok. Bir dakika. Niye yok? Orada çağırsa ne diyecek? Yani İFAP sen zaten yanlış hocam, mı yaptın diyecek. Hocam, ne diyecek çağrılmayanlar yani? Önemli. Çağrılanları zaten duyuyoruz da yarısı yok zaten burada. Orada neredeyse 6-7 dakika bekledi. Biz burada izlediğimiz 2 dakika. Yani biz tamamı da ne konuşuldu onu biz öğrenemiyoruz. Hep makaslanmış ve belirli bölümleri. Tamam. Orada benim en çok dikkatimi çeken. Hocam İrfan Acak dikkat et. Mesela oradan orada İrfan'a dikkat et diyor orada. Farkında mısın? Ha. Ya itiraz etti diye. İşte itiraz orada pozisyona gidiyor. İrfan'a dikkat et diyor mesela. Önce zaten bir var inceliyor. Orada hakemle konuşmuyor 3-4 dakika. Bir inceleme süreci var ki bu pozisyonun inceleme süresi çok çok uzun sürdü. Ya bu sürer tabii. Bak şimdi. Ya Fenerbahçe Galatasaray maçı 43 dakika oynandı ya. Diyorlar ki ya işte futbolun ruhuna aykırı yok bilmem. Ya kardeşim böyle şeylerde sen bakacaksın isterse 5 dakika tutuyorsun. Peki hocam bu pozisyonda şimdi şu da bu pozisyonda Livakovic'in müdahalesi sonrası işte var kayıtlarını dinledik. Aslında oradaki pozisyonda Cicu'nun da arkadan bir müdahalesi var mı? Ona mı acaba penaltı verildi? Biz onu sandık verildi zaten. Herkes onu düşündü. Bana göre bak. Ben şimdi onu yayıncı kuruluşta seyrettim. 20 defa getirdiler tamam mı? Baktım. Evet. Şimdi buradan gelince vurmuş gibi geliyor. Şu yani olduğu zaman yetişemiyor. Ve şunu biz futbol oynadık. Şimdi o şeyin adam topa vuruyor yani. Kaleci kapattı zaten. Vuracak yeri yok. Rahatlıkla Manay. Vurdu Manay. Vurdu yani. Ayağını darbe gelse vuramaz ki onu. Bir ayak gider. Ben ona bakıyorum. Ha çorabını sıyırmış olabilir bak. Ki görünmüyor bak. Çünkü darbe gelse ayağına bakıyorum ben. Biz futbol oynadık ya. Tabii hocam. Yok buradan ayağına. Herkes ona baktı. Bakıyorum. Mümkün değil. Bana göre hiç vurmadı. Sizce size göre hakemi çağırması da hata. Zaten penaltı değil pozisyon. VAR'ın çağırmasını yani. Da doğru yok, bulmuyorsunuz. Yok. Hayır doğru buluyorum. VAR çağırsın baksın. Ama Serdar'ın pozisyonunda da mı çağırsın? Tabii çağırsın. Hakem hocalar da bölündü. İki kere penaltı diyen de var. Penaltı diyen de var bu pozisyonda. Ya yani şimdi burada. Hem Cicu hem de Livakovic penaltı diyen de var. Ya, bir kere şu var bak. 9 kusurlu hareketli 10 oldu ya kaymayı da koydular. Vurmak vurmaya teşebbüs de penaltı. Ya çok beğeniyordunuz ya Cicu. Oldu Cicu. Ya hocam bir maçta söyle Cicu beni yapma. Bırak hocam, ya neyse ya. Bu konuya çalışıp geldim hocam söyleyeceğim size. Tamam söyle. Ya çalıştın mı? Trabzon spor maçı. Ya hayır kardeşim Allah Allah bana stoper ya. Hata yapmayacak. Yapsın. Bak. Şimdi stoperlerin performansını konuşmadan önce Savaş Çorlu'ya da bir VAR kayıtlarını sormak isterim. Sonra stoperlerin performanslarını da uzun uzun konuşuruz hocam. Savaş Çorlu özellikle Fenerbahçe'nin de işte büyük kulüplerinde bu sezon yabancı hakem konusunda ciddi bir istekleri vardı. Tüm takımların özellikle şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçlarda. Çok eleştiriliyordu hakemler. Yabancı VAR hakemi geçen hafta aslında herkesten geçer not aldı